Sevgili gençler, herkese tekrar merhabalar. Ankara'daki Benim Hocam stüdyolarından TYT Felsefe video serimizin ikinci videosunda felsefeyle tanışma videolarımızla yola devam ediyoruz sevgili gençler. İkinci videomuzda felsefenin konu alanlarına, felsefenin düşüncesel yapıyla ilgili özelliklerine, felsefenin hikmet kavramı ile ilişkisine değinerek yolumuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle felsefi düşüncenin özellikleriyle ilgili açıklamalarımıza dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bunları özellikle bize paragraf sorularıyla ilişkilendirerek sorabilir, yorumlamanızı isteyebilir sevgili gençler. Şimdi biz ilk videomuzda artık felsefe kavramının nereden geldiğini, felsefenin nerede ortaya çıktığını, filozofun kim olduğunu ya da ilk düşünürün kim olduğunu ve neyle açıklamaya çalıştığını anlatmıştık. Şimdi hemen yeni bir konuyla yola devam ediyoruz. Peki, felsefenin konuları nelerdir sevgili gençler? Felsefenin konuları nelerdir? Şimdi burada aklınıza gelebilecek her türlü şey aslında. Ya da şöyle diyeyim, daha toparlayayım size arkadaşlar. Düşünce yapımızda, bakın düşünce yapımızda var olan tüm sorular felsefenin konusu olarak kabul edilebilir. Tekrar söylüyorum. Düşünce yapımızda var olan tüm sorular felsefenin konusu olarak kabul edilebilir sevgili gençler. Din ile ilgili olabilir, siyaset ile ilgili olabilir, bilgi ile ilgili olabilir, bilim ile ilgili olabilir, sanat ile ilgili olabilir, varlık ile ilgili olabilir. Yani düşüncenizin içerisinde, zihninizin içerisinde var olan her türlü soru felsefenin konu alanı olarak tanımlanabilir ya da felsefenin ilgi alanına girebilir. Ancak biz felsefenin düşünce yapımızdaki konu alanlarını genel anlamda 3 başlıkta toplamışız sevgili gençler. 3 başlıkta. Bunlar neler? 1. Varlık felsefesi. İkincisi bilgi felsefesi. Üçüncüsü değer felsefesi olmak üzere felsefenin zihinde oluşturduğu tüm soruları 3 ana başlık altında toplamışız. Mesela varlık felsefesi, yani ontoloji sevgili gençler. Tabii ki bunları çok daha ayrıntılı biçimde felsefenin konu alanları olarak da inceleyeceğiz. Ama varlık felsefesi varlığın yapısını, kaynağını incelemek, ortaya koyabilmek için oluşturulan bir disiplindir. Yani varlık ile ilgili zihnimizde oluşan tüm sorular hangi felsefe konu alanının içerisine girer sevgili gençler? Varlık felsefesinin, yani ontolojinin konu alanı içerisine girer. Mesela varlık gerçek midir, reel midir, yoksa idea, yani düşünceler dünyasındaki bir karşılık mıdır ifadesi aslında varlığın kaynağı ile ilgili önemli bir soru. İkinci konu alanı bilgi felsefesi, yani epistemoloji kavramı. Bilgi felsefesi, epistemoloji. Kabaca bilginin kaynağını, bilginin doğruluğunu, yani bilginin kesin, genel, geçer bir yapısının olup olmadığı ile ilgili soruları sorar. Dolayısıyla bilgi, bilgiyle ilgili her şey felsefenin epistemoloji konu alanının içerisinde yer alır diyeceğiz. Üçüncüsü aksiyoloji diye tanımladığımız değer felsefesi. Aksiyolojinin içerisinde ne var? Etik ve estetik var. Yani ahlaki nitelikle ilgili ahlak felsefesinin konu alanları iyi, kötü, doğru, yanlış ya da estetiğin konu alanı olarak tanımladığımız güzel, çirkin gibi kavramlar aksiyolojinin konu alanı içerisine girer. Dolayısıyla buradan baktığımızda felsefe ana noktada 3 konu başlığı altına toplanmış. Varlık, bilgi, değer. Yani ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji olmak üzere felsefe 3 konu üzerinde arkadaşlar tanımlamalar yapmaya, sorular sormaya, cevaplar bulmaya çalışan bir alan olarak karşımıza gelmiş. Dolayısıyla buradan baktığımızda bu 3 konu alanına ilişkin sorulan tüm sorular, tabii ki bunlara ilişkin verilen tüm cevaplar, filozofların bu konulara ilişkin ortaya koyduğu görüşler, kendi düşünceleri, birbirlerinden nasıl etkilendikleri gibi soruların tamamı
felsefi düşüncenin özellikleri olarak tanımlanmış. Dolayısıyla felsefe varlıkla ilgili, bilgiyle ilgili, değerle ilgili sorular sorar. Bu sorulara cevaplar bular. Tabii ki bular ne tabii ki? Sorular sorar, cevaplar bulur. Tabii ki soru sorma işi bizim için çok daha değerli ve önemlidir diyeceğiz. Attık hafızaya. Peki. Hocam sürekli sorularda bir kavram geliyor karşımıza. Hikmet, hikmet, hikmet. Felsefeyle hikmet arasında bir ilişki var mı? Şimdi konuları artık biliyorum. Hikmet ne demek? Bakın sevgili gençler. Önce hikmetle ilgili bir şey söyleyeyim size. Hikmetin kelime anlamı şu. Şimdi biz felsefenin konu alanını varlık, bilgi ve değer üzerine tanımlamadık mı? Yani bununla ilgili sorular sorar, cevaplar ortaya koyar, düşünce sistematiği geliştirir demedik mi? Hikmet dediğimiz şey aslında şudur. Varlık, bilgi ve değer üzerine her türlü bilgiye sahip olmak demektir. Yani aslında hikmet kavramı varlığın, bilginin ve değerin her şeyini bilmek ya da bunların temelini ifade etmek olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla sana bir soruda önce hikmet nedir diye sorarsa, hikmet varlık, bilgi ve değer ile ilgili her şeyi bilmek ya da her şeyin özünü bilmek ya da her şeyin temelini bilmektir diyeceğiz. Peki kritik soru şu. Hocam diyor felsefe ile hikmet arasında bir ilişki var mı? Mesela sana bir soruda şöyle derse felsefenin amacı hikmet sahibi olmaktır dese. Dur dikkat et. Felsefenin amacı hikmet sahibi olmaktır. Buna doğru mu yanlış mı diyeceksin? Bir düşün bakalım. Felsefenin amacı hikmet sahibi olmak. Doğru mu yanlış mı? Sakın tuzağa düşme. Felsefenin amacı hikmet sahibi olmak değildir. Yani felsefenin amacı varlığa, bilgiye, değere dair her şeyi bilmek demek değildir. Peki felsefenin amacı ne? Felsefenin amacı hikmet yolunda olmak demektir. Hikmeti aramak demektir. Hikmetle ilgili arayışta bulunmak, ona yönelmek demektir. Ama hocam felsefe için birazdan bir soru sorma etkinliğidir diyeceğiz. Yani varlıkla ilgili, bilgiyle ilgili, değerle ilgili sorular soracak diyeceğiz. O zaman felsefe hikmeti bilmek anlamına gelebilir. Hayır. Neden gelemez biliyor musunuz sevgili gençler? Şimdi bir şey düşünün, bir insan düşünün. Ortalama bir insanın ömrü diyelim ki 80 yıl olsun. Tamam, son teknolojik gelişmeler, sağlık alanındaki gelişmeler 80 yıl. Şimdi bir insan 80 yıllık ömrü boyunca varlığa dair, bilgiye dair, değere dair her şeyi bilebilir mi? Bir düşünün bakalım 80 yıl içerisinde bir insanın varlığa, bilgiye, değere dair her şeyi bilmesi mümkün değil. Çünkü buna ömrü yetmez. Ama bir insan varlıkla, bilgiyle, değerle ilgili var olan durumu, gerçekliği, düşünsel yapıyı anlamaya çalışabilir. Dolayısıyla felsefe ile hikmet arasındaki ilişkide hikmet sahibi olmak değil, çünkü insan ömrü boyunca unutma her şeyi bilebilme gücüne, yetisine, niteliğine asla sahip değildir. Ama bu arayış ne yapar sevgili gençler? Devam eder diyeceğiz. Mesela özellikle ilk çağ düşünürlerinden birisi olan Pitagoras der ki her şeyi bilme kavramını Tanrı ile ilişkilendirir. Dolayısıyla insan denen varlığın her şeyi bilebilmesinin mümkün olmadığını ifade eder. Çünkü insanın buna ne ömrü ne de zihinsel anlamda yetisi yeter ifadesini kullanır. O zaman sana bir soruda felsefe ile hikmet arasında bir ilişki sorarsa yolda olmak, aramak, onu anlamaya çalışmak, onu keşfetmeye çalışmak diyeceksin. Notlarınıza lütfen şunu ekleyin. Evet kitabınıza var ama felsefenin amacı hikmet sahibi olmak değil, hikmete ulaşma çabasıdır. Bunun sebebi nedir diye sorarsa tekrar söylüyorum. İnsan ne zaman olarak ne de yeti olarak sevgili gençler her şeyi bilebilme, her şeyi öğrenebilme gücüne asla sahip değildir diyeceğiz. Tamam. Unutma, lütfen dikkat et. Hikmet, felsefe kavramı bizim soru olarak karşımıza getirilebilir diyeceğiz. Anlaştık mı burada? Anlaştık mı? Son derece önemli bizim için. Tamam? Dikkat. Peki hocam, bir sürü şey söylediniz. İki video oldu ama kafamızı şişirdiniz demediğiniz şey kalmadı.
Peki felsefi düşüncenin, yani bu anlattığımız şeylerin düşünce yapısının belli başlı özellikleri var mı? Sevgili gençler bakın, felsefi düşüncenin belli başlı özellikleri var ama lütfen önce şunu hatırlayın, önce şunu bilin. Felsefede sorular her zaman cevaplardan çok daha önemlidir. Felsefe bir soru sorma alanı olarak tanımlanabilir. Felsefe bir soru sorma. Soru sorma arayışı, arama duygusu, keşfetme duygusu sürekli devam eder. Onun için ilk etapta şunu söylemek zorundayım. Felsefede sorular cevaplardan çok daha önemlidir. Unutma, felsefe varlıkla ilgili, bilgiyle ilgili, değerle ilgili sorular sorarak anlam arayışını bulmaya çalışır. O zaman ilk ve belki de en önemli özelliğimiz, buraya yazdım ama cevaplardan çok sorular önemlidir. Felsefe bir soru sorma niteliği ya da yeterli olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Hafızaya attık. Peki devam edelim. Konusu evrendir, insan hayatının anlamıdır ya da evrensel konuları ele almaktadır. Evrensel konuları ele almaktadır. Şimdi sevgili gençler, felsefe konu alanı olarak insanı ilgilendiren her şeyle ilgili çalışır. Tekrar söylüyorum, felsefe konu alanı olarak insanı ilgilendiren her şeyle ilgili çalışır. Örneğin bilginin kesinliği, doğruluğuyla ilgili çalışır. Ya da Tanrı'nın varlığını reddedenler, kabul edenlerle ilgili çalışır. Varlığın kaynağı ile ilgili çalışır. Bakın, varlığın kaynağı sorusu evrensel bir sorudur. Ve tüm insanları ne yapar sevgili gençler? İlgilendirir. O zaman sana felsefenin konusu nedir derse, felsefenin konusu insanı ilgilendiren her şey, evrensel olan her şey felsefenin konusudur. Peki şöyle dese, tuzağa düşme. Tamam, felsefenin konusu. Bilginin doğruluğu, bilginin kesinliği, Tanrı'nın varlığı, yokluğu, varlığın ilk kaynağı. Cevaplar kesin midir, nesnel midir derse hayır diyeceksin. Cevaplar özneldir. Her filozof evrensel olarak ele aldığı konuyu kendi düşünce sistematiğine göre açıklar. Yani cevaplar nedir sevgili gençler? Cevaplar özneldir. Konular evrenseldir fakat cevaplar özneldir diyeceğiz. Unutma, de ki insanı ilgilendiren her şey felsefenin konu alanıdır. Tamam. Peki devam ediyoruz. Felsefe nasıl bir etkinliktir? Hatırlıyor musun? Thales ne demişti? Mitolojik ögeleri reddedip felsefeyi gözlemlerine ve akla dayalı olarak açıklamaya çalışmıştı. Evrenin ilk ana maddesinin su olduğunu söylemişti. İşte felsefe bir düşünme, bir sorgulama alanı olduğu için akla dayanan bir etkinliktir. Aslında bunu söylerken şununla ilgili bir ifadeyi kullanıyor. Felsefe bu yönüyle mitolojik ögeleri reddediyor. Var olan olayları düşünce sistematiğini akılla, gözlemlerle açıklamaya çalışacak bir şekilde süreç ifade etmeyi amaçlıyor diyeceğiz. Unutma, akla dayanan bir etkinlik. Devam ediyoruz. Cevaplardan çok sorular önemlidir. Bunun nedenini artık biliyoruz. Felsefede cevaba gitmek evet ama bir arayış, bir anlam arayışı. O anlam arayışı için kritik olan nokta ne? Soru. Sorular sormak cevaplardan her zaman çok daha önemli. Dikkat et. Bak, bir yerde soru ifadesi geçiyorsa orada eleştirel düşünme vardır. Orada sorgulama vardır. Felsefe ölçüt odaklı bir şekilde düşünce yapısını sorgular sevgili gençler. Yani eleştirel düşünceyi ortaya koyar. Der ki mesela Tanrı'nın varlığını kabul edenler, reddedenler. Reddederken kabul edenlerin ortaya koyduğu görüşleri eleştirir, sorgular. Bununla ilgili ifadeler ortaya koyar ve bunu akla dayalı bir şekilde ifade etmeye çalışır. O zaman unutma, zaten sorular önemliyse felsefede, felsefe nasıl bir özellik gösterir? Sorgulayıcıdır, eleştirel düşünmeye dayalıdır. Yani var olan bir görüşle ilgili o görüşün
doğruluğunu ya da yanlışlığını düşünsel yapı içerisinde sorgulayarak akla dayalı bir biçimde ifade etme etkinliği diyeceğiz. Devam ediyoruz. Öznel niteliktedir. Evet, mesela varlığın ilk kaynağı şudur, budur. Şu anda kafanızı karıştırmak istemiyorum ama aynı konuyla ilgili birden çok filozof farklı düşünce ve görüş ortaya atmış mı? Evet. Dolayısıyla bununla ilgili düşünceler her filozofun görüşü kendi düşünce sistematine dayalı olduğu için öznel niteliktedir. Yani aynı konuya farklı bakış açıları. Konu evrensel olsa bile her filozof bunu kendi düşünce sistematiğinde açıkladığı için öznel bir yapıdadır diyeceğiz. Peki nedir? Refleksif bir düşüncedir. Dur. Şimdi gençler, felsefede kesinlik var mıdır? Bak dikkat et. Felsefede kesinlik var mıdır? Hayır. Felsefede kesinlik yoktur. Felsefe nesnel değildir. Felsefe bilimsel olanla ilgilenmez. Doğruluğu, kesinleşmiş, genel geçer bir bilgiyi aslında ne yapmaz, kabul etmez. Dolayısıyla felsefe kesinlikten uzaktır. Şimdi şuna dikkat et. Refleksif bir düşünme ne demek? Felsefe düşünülen üzerine tekrar düşünme. Tekrar düşünülen üzerine tekrar düşünebilme becerisidir. Yani aslında sen felsefe yapıyorsan sürekli var olanla ilgili bir düşünme sistematiği kullanmış oluyorsun. Dolayısıyla nedir dediğimiz zaman düşünme üzerine tekrar düşünme ya da ortaya koyulan bilgiyle ilgili tekrar düşünerek onu kendine göre ifade edebilme becerisidir. Notlarınızı ekleyin. Refleksif kavramı ne demektir derse, kişinin var olan bir bilgi üzerine tekrar tekrar düşünebilmesi bizim için refleksif kavramı olarak tanımlanabilir ki ifade edilebilir diyeceğiz. Devam. Filozofun gözlem ve birikimlerinden etkilenir. Hemen bakıyorum. Filozofun gözlem. Şu ana kadar duyduğumuz tek düşünür Thales. Thales evreni neyle açıklamıştı? Suyla. Çünkü nerede yaşıyordu? Deniz kenarında yaşıyordu. Deniz kenarında yaşarken denizin ya da suyla ilgili yaptığı gözlemlerden yola çıkıp suyun yıkıcı ve yapıcı etkisini gözlemlemişti. Dolayısıyla burada gözlem felsefede filozofun en önemli aracıdır. Bakın kümülatif ilerler. Kümülatif ne demek? Birikerek ilerler demek. Örneğin Thales'in ortaya koyduğu suyla ilgili görüşlerini yola çıkarak, dikkat et, yola çıkarak evrenin ilk maddesini başka bir filozof kendine göre açıklayacaktır. Ama bu açıklama yaparken Thales'in önceki görüşünden ne yapacak? Etkilenecek. Onun üzerine yeni bir görüş. O zaman felsefedeki birikimli ilerleme mantığı bizi neye götürecek sevgili gençler? Kümülatif. Yani filozoflar var olan bir düşüncenin üzerine yeni bir düşünce yapısı ne yapabilir? Koyabilir, bundan yararlanabilir, bunu daha da geliştirebilir diyeceğiz. Hafızaya attım, unutmadım. Yola devam ediyoruz. Felsefi düşünce genel geçer değildir. Aslında sen bunu biliyorsun. Felsefi düşünce genel geçer değildir ne demek? Kesinlikten uzaktır. Kesin olan, genel geçer olan şey felsefe değildir. Kesin olan, genel geçer olan şeyin adı bilimdir sevgili gençler. Felsefenin olduğu yerde kesinlik, genel geçerlik söz konusu değildir. Çünkü ne demiştik? Sorular cevaplardan her zaman çok daha önemlidir demiştik sevgili gençler. Peki, tutarlı ve sistemli. Ama hocam daha demin karşıt görüşler var dediniz. Evet, var. Ama düşünce yapısı içerisinde bir filozofun görüşü diğer görüşü ya da düşünceyi destekleyebilir mi? Mesela Tanrı'nın varlığını kabul edenler, reddedenler dedik. Reddedenler bu görüşü ortaya koyarken başka bir filozofun görüşünden etkilenerek de bunu ifade edebilir. Dolayısıyla felsefi konu bir bütünü tutarlı bir biçimde ele alır. O zaman felsefede karşıt görüşler var mı? Evet, çünkü ne önemli? Sorular. Ama felsefe kendi içerisinde bir görüşü ortaya koyarken o görüşle ilgili çelişkileri ne yapar aslında? Reddedir.
de der. Dolayısıyla nasıl bir özelliktir derse felsefe tutarlı ve sistematik bir özellik taşır dememizde hiçbir mahsur kesinlikle ve kesinlikle yoktur sevgili gençler diyeceğiz. Unutma, özellikle şuradaki sorular cevaplardan önemlidir. Felsefi düşünce özneldir. Akla dayanan bir etkinliktir. İfadeleri bizim için son derece önemli ifadeler olarak kabul edilebilir diyeceğiz. Anlaştık değil mi? Anlaştık mı? Ekran karşısında bir kafanı kaldır. Uyuma. Bir dikel. Bir toparlan. Anlaştık mı? Cevabın evet olsun. Bu videomuzda ne yaptık? Bu videomuzda felsefenin konu alanlarına baktık. Felsefenin konu alanlarından yola çıkarak felsefe ile hikmet arasında bir ilişki kurduk. Felsefe ile hikmet arasında ilişki kurduktan sonra felsefi düşüncenin özelliklerinden bahsettik ve ikinci videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Üçüncü videomuzda felsefe ile tanışmanın son videosunu yapacağız. Üçüncü videomuzda felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisinden, felsefenin konu alanlarından bahsedeceğiz. Daha sonra o konu alanlarını tek tek açarak yolumuza devam edeceğiz sevgili gençler. Unutma, ikinci video tamam, üçüncü videoya ve felsefeyle tanışmanın son videosuna gidiyoruz sevgili gençler. Bu videoyu İlyas Güneş'in daha ilk videoda hatırlayamadığımız, söyleyemediğimiz sözüyle tamamlıyoruz. İkinci videomuzun kapanışında diyoruz ki işte geldik, buradayız, biz bu işte ustayız. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere.